Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTA Yomit Soru Bankası kitabındaki üçgende alan konusunun yüksekliğe eşit olan üçgenler testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yüksekliğe eşit olan üçgenler daha doğrusu çoğunlukla tepe noktası aynı olan üçgenler diyebiliriz. Buna ne demek tepe noktasının aynı olması? Yükseklerin aynı olması anlamına geliyor zaten. Şimdi bu tür sorularda ne yapıyoruz? Tabanlarıyla doğru orantılı olacak şekilde alanları dağıtabiliriz. Yani burası BDK burası da 2K verilmiş ya. K'da kalan 6 ise 2K'da kalan ne olacaktır? Direkt 2 katı olacaktır. 12 olacaktır. Alan ABC isteniyor. 6 artı 12'den cevap kaç yapar? 18 yapar. Örnek 1 18 oldu. Geldik örnek 2'ye. Burası 3K burası 2K verilmiş. DC uzunluğu 2K burası da 3K verilmiş. Sonra ABC üçgenin alanı verilmiş. Bu alan dağıtalım. Tepe noktaları aynı. 3K'da kalan 3A ise 2K'da kalan 2A olur. Toplamda 5A'yı 100 vermiş bize. A'yı da böylelikle kaç buluruz? 20 buluruz. Bizden ne isteniyor? Taral alan. Yani 2A isteniyor. A yerine 20 yazarsak eğer cevap ne çıkacaktır? 40 çıkacaktır. Evet örnek 2 40 oldu. Geldik örnek 3'e. Şimdi burada oranlamalar verilmiş yine. Burası K iken burası 3K verilmiş. K'ya 3K'yı yazıyorum. Alan dağıtıyorum. Hocam buraya da A, A diyecek olursam A'da kalan 6 ise tepe noktası burası iken A'da kalan burası da 6 olur mu? Olur. Sonra 3K'dan K'ya geçeceğim. 3K'da K6, K'daki de 2 deme sakın. 3K'dan K'ya geçerken tepe noktası buraya bakacaksın. Çünkü burayı dolduracaksın sen. E o zaman 3K'da kalan kaç burada? 12. E burası 12 ise K'da kalan da 3K'da 12. K yerine 4 yazılmış gibi. 4 yazıldığında burası da 4 yapar. Alan ABC kaç yapıyor? 6. 6 ve 4'ün toplamı yapar. Yani 16 yapar. Örnek 3 16 oldu geldi. Örnek 4'e. Evet burada ne verilmiş? vallahi dik üçgen var. Hemen bu dik üçgenin alanını bulabiliriz. Biz 4 çarpı 5 bölü 2. 20 bölü 2'den 10 çıktı. Burası 10 ken Şimdi burada da oranlama verilmiş. AA ya. A'de kalan sa A'de kalan 10 diyebilir miyiz? Tepe noktalar aynı olduğundan. Evet. Yani cevap ne çıktı o zaman? 10 çıktı arkadaşım. Örnek 4 10 oldu. Geldik örnek 5'e. 6 8 ne üçgeni 10 üçgeni bir de şurada bir oran verilmiş. BD uzunluğu K iken DC uzunluğu 2K verilmiş bize. Hemen yazalım onu. Burası K burası 2K. E, K'da kalan A ise 2K'da kalan 2A'dır. Toplam 3A alanı neye eşit? Dik üçgen olduğu için 6 çarpı 8 bölü 2 eşit. E buradan şunlar sadeleşsin 2 ksın E bununla da bu sadeleşti. O zaman A alanı 8 buluruz. Bizden ne isteniyor? Alan ABD isteniyor. ABD zaten A alan isteniyor. A alan neye eşit olmuş oldu? 8'e eşit olmuş oldu. Örnek 5 8 oldu. Geldik örnek 6'ya. Oranlamalar var. Hemen oranlamaları yazalım. Şurası A iken DC uzunluğu kaç? 3A. Evet yazdık. Sonra alan dağıtacağız. He alan dağıtırken dikkat. DC de DC alanını da vermiş zaten bize. 6. Hocam nereden başlayalım? İster A'lardan başlayın. ister şuradaki çift çizgilerden başlayın. Hiç fark etmez. Hocam A'lardan başlayalım. 3A'da kalan 6 ise tepe noktası E değil mi? Evet tepe noktası E olan bir üçgen oluştur o zaman. Hocam 3A'da kalan 6 ise 2 yazılmış gibi 2 yazılacak. Burası da 2 olacak. O zaman buraya ben BB diyecek olursam. B'de kalan 6 ise B'de kalan 6 deme. B'den B'ye alan dağıtırken burayı dolduracağım ya. Tepe noktası A olması lazım. B'de kalan o zaman 8 yaptı. O zaman burası da ne olacak? 8 olacak. E bizden mavi alan isteniyor. 8 artı 2'den cevap kaç çıkar? 10 çıkar. Yani örnek altı böylelikle 10 çıktı ve böylelikle bu testi bitirdik. Sırada ne var? Yüksekliği eşit olan üçgenlerin nesi var? Kazanın testi var. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.